Hanımlar mı beyler mi daha risk altında diyelim? Çünkü yayın öncesinde size dile getirdim. Hocam yaptığım araştırmalarda lütfen yanlışsa dile getirin diye sordum. Çünkü seyircilerimize de mahcup olmamak adına yaş sınırı çok önemli diyorduk. Ama şimdi her yaş grubunda gördüğümüz için Yani bunun şöyle temelinde ne diyeyim, damar var diye tıkanıklığı soralım. yani kalp krizleri yönünden tabii yaş ilerledikçe Evet. risk artıyor doğal Evet. olarak. Sonuçta bu bir süreç olayı. Bu ateroskleroz dediğimiz damar sertliği süreç yıllar içerisinde her yıl gittikçe artıyor. Ve devam ediyor. Yani bir plak mesela 30'lu yaşlarda %30'sa işte her yaş her yıl belki 1-2 derece artarak ilerliyor. Bu doğal olarak da yaşla muhakkak ilgisi var. Bayanlarla ilgili diyorsunuz, erkek bayan kadın farklı. Yani şöyle diyeyim, şimdi sigara içimi şimdi bayanlarda çok arttı. Onun için aslında o fark biraz azaldı. Azaldı. Çünkü erkekler daha çok sigara içiyordu kadınlara göre. Ama son yıllarda o biraz değişti, eşitlendi gibi. Bir de kadınlarda biliyorsunuz menopoza kadar olanki Evet. dönemde östrojenin biraz koruyucu etkisi var. Ama bayanların şöyle dezavantajları var. İşte bu menopozdan sonra özellikle işte biraz kilo alımı, diyabet, hareketsizlik. Bunlar Türk kadınlarda maalesef biraz yaygın. Belirli bir yaştan sonra o avantaj dezavantaja dönüşüyor. Hatta daha da riskli duruma geliyorlar bayanlar. Kilo almayacağız o zaman hocam. Tabii, tabii. Aman. Aman Bizim en dikkatli. çok söylediğimiz, bütün hastalara her seferinde söylediğimiz en önemli düşmanımız kilo. Yani her şeyin başı. İşte tansiyonu tut, şekeri tut, damar tıkanıklığını tut, işte kanser riskini tut. Evet. Yani diğer işte bel fıtığıydı, diz problemleriydi. Yani Vücut kendini sayısız, daha evet. sayısız son derece kilo onun için bizim en büyük mücadelemiz kilo ile ilgili olması lazım. Daha çocukluktan itibaren buna başlayıp özellikle işte yaşlandıkça da Evet. bayanların çok dikkat etmesi lazım.